Epilepsi hastaları için de önerilir mi bu gıda takviyesi? Evet, beyni besleyici. Bizim bir tanıdığımız var. Sarı hastalığı da vardır oldukça. Epilepsi sarı aynı şeydir. Evet hocam. Şimdi bu vatandaşın 12 yaşında oğlu çok sık nöbet geçiriyor. Ve çeşit çeşit de ağır ilaçları var. Evet. Dedim ki bu İlaçlara girmeden önce hocam şey yapalım. Neden epilepsi hastalığının sebepleri nelerdir? Kısaca onları konuşalım. Ondan sonra. Epilepsi hastalarının yani rahatsızlığın nedenleri bilinmiyor ama genellikle beyindeki hormon anormallikleri nedeniyle Evet. kişi mesela sinirsel olabilir, yaşamış olduğu Evet. olaylar olabilir. Bunu kesin olarak kestiremiyorlar çünkü her kişide uzman doktorlar bile bilemiyor nedenini için. Araştırıyor, yıllarca bilemiyoruz, bulamıyoruz, anlamıyoruz diyorlar. Beyine hormon anormallikleri, yeterince kan gitmemesi veya yaşamış olduğu olaylar vesaire birçok faktör rol oynuyor burada. Evet. Yani bir faktör değil, birçok sebep. Tansiyon da burada rol oynayabilir. Mesela 12 yaşındaki oğlu çok sık nöbet geçiriyordu beyefendinin. Biz ona ginkodan elde edilen ginkgo forte, beyni besleyici, hormon düzenleyici, sarıkantaron forte, sakinleştirici, teskin edici, İksir aloe jel, kolan, bakalım ne olacak dedik. Evet. 6 hafta içerisinde çok büyük başarı elde ettik. Eskiden mesela haftada 3-4 defa nöbet geçiren kişi 3-4 haftaya çıktı. 3-4 haftada bir nöbet geçirir hale geldi. Evet. Düzenli olarak kullandığı zaman kişi nöbet geçirme durumu ortadan yavaş yavaş kalkar. Evet. Yavaş yavaş zamanla. Evet hocam. Şimdi bir insanın beyninde şimdi araştırma yapmış ilim adamları da yeni doğan bir çocuğun beyninde 100 milyar hücre var. Nöron, sinir hücresi. Hı hı. 100 milyar hücre 100 katrilyon defa birbiriyle şebeke şeklinde, telefon şebekesi şeklinde bağlı. Evet. Dünyadaki bütün internet ağlarının incelediğiniz zaman yeni doğan bir çocuğun beynindeki bu ağdan daha zayıf. Yani bir yeni doğan bir bebeğin beynindeki nöronların birbiriyle bağlantısı dünyadaki bütün internet bağlarında 10 kat daha fazla. Daha fazla. Evet hocam. Bir insanın beyni 800 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika'da 800 evet. kilometre uzunluğunda 29 milyon kitap var burada. Buradaki kitabın hepsinden daha çok bilgi kapasite buraya kaydedecek kapasiteye sahip beyin. Evet. Şimdi çocuk yetişirken, büyürken bu hücreleri zamanla azalmaya başlıyor değil mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Anne baba çocuğunu güzel eğitirse gelişiyor, daha mükemmel oluyor. Fakat hakaret ederse, döverse, küfrederse yavaş yavaş hücreler ölüyor. Evet. Şimdi ben mesela sokakta dün bir vatandaş baktım bayan. Çocuğu yani 3-4 yaşındaki çocuğu büyük insan dövermiş gibi dövüyor. Evet. Ya o çocuğun beyni ne olacak? Tumura uğrayacak, büyümeyecek, gelişmeyecek. IQ'su yavaş yavaş zayıflayacak. 150 ise 100'e doğru gidecek. Böyle kötü muamele annenin babadan çevreden görmüş olduğu şiddet devam ederse beyni gelişmeyecek. Yani bebeklerin ve çocukların 0-6 yaş grubu özellikle çok önemli. Beyinlerinin zekasının gelişmesi için sürekli oynamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Evet. Her sorduğu soruya cevap vermek gerekir. Parka götürmek gerekir. Parklarda özellikle bebeklerin kumda oynaması çok önemlidir. Hem beyin hem de bedenen gelişimini sağlar. Avrupa'da mesela her mahallede hemen hemen 9-10 tane çocuk parkı, çocuk parklarında da özellikle kum havuzları var. Bebekler ve küçük çocuklar oynasın diye. Hı hı. Kumda oynamak çok çok önemlidir. Bu psikologların ve sosyologların, psikoterapistlerin çalışması sonucu geliştirilmiştir. Mükemmel. Evet yani, hocam. Kum havuzu çok önemli. Kum havuzu.